Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hacı abi, Ayasofya açıldı. Hayırlı olsun. Karşı gelenler var açılmasına. Sen neler diyorsun? Karşı gelenler Nuh'un gemisine binmeyenle. Nuh'un gemisine binenle kurtuldu. Biz Nuh'un gemisine binenlerden olacağız. Fatih'in naletinden kurtuldu bu Türk milleti. Allah razı olsun. Açandan, açtırana sebep olan çalışanlardan Allah bin kere razı olsun. Yıllardır ne dediler? Bir Müslüman siyasette namaz kıldıysa kıyameti kopadılar. Efendim bak gösteriş yapıyor. Namaz kılıyor. Dinden bahsediyor. Dinle namazın ne alakadarı var dedi. Bunu söyleyen alçaklara ben şimdi soruyorum. Peki namaz, din, siyasete karışmaz propaganda yaptınız 85 yıldır. Lan be namussuz. Madem din, namaz ayrı, siyaset ayrı dedin de dincilerine niye uğraştın da millete hizmet vermedin? Ana namussuz diyeyim ben şimdi. He? Ya bunda çıkarmadı mı? Namaz, din, siyasetten ayrı dediler. Bu alçakların söylediği icraata uymuyor. İcraatların söylediklerine uymuyor. Bunların yalanları yüzüne tükürüyor ama yine utanmıyor bunlar. Ne yaptılar 80 yıl dincilerle uğraştılar. Hani lan din devlet ayrı diyordun namussuz. Dincilerle uğraştı 80 yıldır biliyorsun. Orada o namaz kılıyor, onu kuymuyor. O kapalı oraya kuymuyor. Bunun sakalı ve kamu işlerinden az. Umuriye hastaneye kapalı kuymuyor. Bölücülüğü de bununla yaptı. Bu 2002 önceki emperyalistlere aklını kiralayanla her şeyi milleti de bölen bununla oldu. 80 yıldır özgürlük özgürlük diye bağıran emperyalistin uşakları bölücülüğü onunla yaptı 2002 önce. Ben kata aha bu bilir hacı. Bizim bir saatçi vardı benim köylüm oğlu. Katı'ya gittim. Ziyaretini almadılar teyzenem beni. İçeri almadılar. 2002 önceki özgürlük özgürlük diye bağıran emperyalizmin uşakları mı bölücülük yaptı? Türkiye'de 18 yıldır bu iktidar mı birleşti milleti? Git Katı'ya her ters. Ama ayrıştırıyor diyor gençler. Yok. Ayrıştıran 2002 önceki alçaklarıdı. Katı'ya uymadılar beni yengenen ya. Sakalım var teyzenin de işte eşarpı var diye. Şimdi bölücülüğü onunla mı yaptı? 18 yıldır. Katada herkes çalışıyor. Açığı da, kapalısı da, sakallısı da, sakalsız da. Kıyamet mi koptu? Ne oldu? Türkiye geri mi gitti? Geçen ben Katı'ya gittim. 2002 önce esas bölücülüğü yapan akıllarını emperyalistlerden alıp milletin hür iradesine ambargo koyup dinine saldırıp gece darbe hazırlayıp bizde bakta silahından dikilen alçaklardır memleketin bölenine. Nuh'un oğlu da demiş. Ya baba bölücülük yapma demiş. Aynı o günkü mesaj yine ayıp. Oğlum ben bölücülük yapmayan gemiye binen ne kurtulacak demiş. Demiş ki baba demiş ya bölücülük yapma. Bak bilmeyen ne de insan demiş. Ya oğlum insan ama boğulacak onunla demiş. Boğuldu mu? Boğuldular değil mi? Bunu kimse inkar edemez. Ama onlara göre bölücüydü Nuh Aleyhisselam. Musa'nın ordusuna gelelim. Musa'nın ordusuna da dedi Firavun ordusu. Gel bölücülük yapma işte bu bizim ordu da insan, bizim halk da insan dedi le Musa Aleyhisselam'a. Halkına ona tabi olanlara. Ne dedi? Boğulacaksınız dedi. Musa'yı kurtardı mı ordusuyla beraber. Firavun'un ordusu sayıca Musa'nınkinden fazla mıydı acaba bey? Fazlaydı. Ne yaptı? Boğdu çıktı. Şimdi bölücü Musa Aleyhisselam mı oldu? Firavun namussuz mu oldu? Mesaj işte Hasan mesaj. İbrahim Aleyhisselam ateşe girdi. Gel İbrahim ya ateşe girme dedi. Nemrut tarafı da insan dedi. O dedi gelin dedi sizin gittiğiniz taptığınız yanlış dedi. Ne oldu Nemrut? Burnuna girdi sinek. Onun yanındakileri de çekirgeyi verdi Allah yerle bir etti. İbrahim kurtuldu mu? Aynı o günkü mesaj yine bugün aynıdır. Hiç fark etmez. Ebu Cehil ne dedi? Ya Resulallah bırak dedi ya. Her şeyi verelim sana dedi. Ne istersen dedi ya. Makam mı, mevki mi, dünyayı mı? Yok dedi. Ne oldu? Ebrehe ordusu siccil kuşlarıyla yerle bir etti. Çamur ateşten şey yağdırdı. Mesaja biz oralardan bakalım. Aynı mesaj bugün de aynı devam ediyor. Bölücüymüş. Ne bölücüsü ya o? Nuh Aleyhisselam bölücülük mü yaptı? Karkoldura gittiler, boğuldular. Bölücü müydü Nuh Aleyhisselam? Nuh'unki kurtuldu. Nuh yanlış bir şey gemiyi olaydı. Nuh da batardı gemiyle beraber. Batmadı o. Onun için bizim memlekette de aynı oyun oynanıyor şimdi. Ne anladık? Herkesi yedirdik.
30 tane ekmek çöpte. Şükürsüzlük var, kanaatsızlık var. Aza kanaat etmiyorlar. Memlekette bir teyze vardı. Mısır somağını üyüttük, üyüttük, ısladık, gidiyoruz gün ne oldu derdi. Ama yine yuvaları yıkmamışlar. Yine çoluğunu çocuğunu bakmışlar. Türkiye'nin gücünü yıpratmak, halkı acizliğe düşürmek bu hep bir oyun. Geçen sene 5 liraydı soğan patates, 1 liraya aldım markette. Derdimiz soğan patatesin 1 lira 10 lira olması değil ki. Bizim Çanakkale'de derdi acaba pilav üstü pilav mıydı, döner miydi yahu? Yanına ayak gitti. Cevabında atın gübresinden deneyi çıkardı yedile yahu savaşa. Müslümanların, Türk milletinin şeyi sade ekonomi değil ki. Hak ve batıl koymuş Allah. Vatan olmayanın namusu da kalmaz ya. Vallahi kalmaz vatan olmayanın namusu. Türkiye Cumhuriyeti'ni kalkındıkça birileri kaşınıyor işte. Yıpratmak istiyor. Eski kaosa çevirmek istiyor. Suriye gibi, Libya gibi, Mısır gibi. Öyle bir duruma Türkiye'yi böyle bir yere kalkmak istiyorlar kucağına. Şimdi diyorlar ki Hacı abi yapılan hizmet teknolojinin gerekliliğiydi diyor. Peki 18 sene önce de teknoloji vardı. Dertleri o değil ki. Peki bu tünelleri yapan makine yok muydu? 18 sene önce vardı ama dertleri onların tünel millete hizmet değildi ki. Mecliste Çankaya'da emperyalistlerin kıllarını kiralayıp milletin dinine, imanına saldırarak vatana hizmet diye bir şey vermeyerek, hiçbir şey yapmayarak, milletin ucu bucu yaparak memleketi 85 yıldır harabiye çevirdiler. Bunların derdi hizmet olaydı yaparlardı. O zaman da vardı makine, teknoloji, her şey. 18 senede mi çıktı meydana bu şeyle? Onların derdi millete değil ki. Onların derdi hizmet yerine milletin dinine saldırdılar. Eşarpına saldırdılar. Ondan sonra milleti şucu yaptılar, bucu yaptılar. Kendi milletin hür iradesini hiçe sayarak, kendi ideolojilerini, batının ideolojisini yürüterek, millete darbe, silah göstererek 85 yılı millete hizmet yapmayarak bu Türkiye'nin zamanını israf yaptılar. Onlar nasıl hesap verecek öbür tarafta ben çok merak ediyorum. 500 sene valiyle yönettiğimiz Yunanistan bize kabadayılık yapıyor, artistlik yapıyor. Sen neler diyorsun? Arkasında onun domuz eti yiyen ne var? Tabii onu kışkır diye Türkiye'nin önüne koya. Türkiye baktı ki kalkındı gidiyor, bağımsızlığa doğru gidiyor. Ne yapacaklar? Türkiye'yi bir yerlerden sıkıştırmak istiyorlar. Veya harbe veya çatıştırmaya sokmak istiyorlar. Dertleri bu. Lobilere güveniyor onlar. O kendi haline güvenmiyor şimdi. Arkadaki bütün Amerika'sına, İsrail'e, İngiltere'sine onları, Fransa'yı arkasına almış. Onlar da bunu şey yapıyor, Türkiye'nin önüne atıyor. Ondan sonra belki de ortada kalacak bu Yunanistan denen hain. Süper güç şu anda Türkiye. Yunanistan kaç nüfus ki ya Türkiye'ye dayanacak. Doğalgaz bulundu, evet. Güzel bir müjde verildi. Ama halen diyorlar ki öyle bir şey yok, alay edenler var. Sen neler diyorsun? Olan bir şeye yok demek tam bir yalancılıktır. Yalancılıktan başka bir şey değil, vatana ihanetlikten başka bir şey değil. 2023'te bunların hazırlığı AK Parti hükümetini Tayyip Bey'i yıkma derdindeler. Türkiye'yi enkazdan, harabiyeden kurtaran, 18 yıllık iktidarı Türkiye'yi kaldıran teknolojisiyle, hizmetiyle böyle bir iktidara aşağı almaya çalışacaklarına ilk önce şu Türkiye'nin nasıl oluyormuş 18 yılda kalkınması, millet beraberlik, vatan, devlet, seçilen birlik, beraberlik, vatana nasıl hizmet yapılıyormuş, millete nasıl hizmet yapılıyormuş, bir kitapçık alsala da 2023'e kadar AK Parti'yi yıkacaklarına, yıkma derdine düşeceklerine, devlet nasıl yönetiliyormuş, millet nasıl yönetiliyormuş, devlet, siyasetçi, yönetici nasıl kardeş oluyormuş, keşke bunu öğrensele, bu millete hizmet şeklini, bayrağına nasıl sahip çıkıyor? Öyle seçime gitsin bundan sandık başına. Kalkıp da 18 yıllık vatana, millete gece gündüz hizmet yapan iktidarı yıkma derdine düşmesin de bütün partilere davet ediyorum. Bir kitap okusunlar da devlet, millet, halk nasıl birleştiriliyormuş. Bir kitap okusunlar, ondan sonra milletin karşısına çıksınlar. Ondan sonra seçime gitsinler. Kalkıp da 70-80 sene memleketi enkaza, harabiye, adeta morg atılmış 85 yıllık kokmuş Türkiye'yi 18 yılda ayağa, hizmete, her şeyiyle ayağa kaldıran iktidara, yıkmaya, çökertmeye,
aşağı itmeye bakmasınlar. Bunlar daha çok şamar yer milletten. Hizmet öğrensinler ya ilk önce.